Bir resmi oluşturmaya genellikle stüdyoya birkaç nesne getirerek başlarım. Bu nesnenin bana bir şeyler söylemesini, ilham vermesini beklerim. Bu aslında bir şekilde kendi kendine gelişen bir süreç. Ama en sonunda resmi çektikten, banyo makinesine koyduktan, makineden aldıktan ve taradıktan sonra sahip olmaya çalıştığım o nesne ile aramda kurmaya çalıştığım ilişkiyle baş başa kalırım. O şeyle kamera aracılığıyla resmini çizerek bir ilişki kurmaya çalışırım. Ama bazen Orada bir tür açıklık, bir boşluk kalır. Sanki yapılması gereken, düşünülmesi gereken daha çok şey varmış gibi ve işte o aşamada bilgisayar devreye girer. Net bir fotoğraf yani üzerinde oynanmamış bir fotoğrafla veya üzerinde fazlasıyla değişiklik yaptığım bir fotoğrafla çalışıyor olmamdan bağımsız olarak benim sürecim bu şekilde işliyor. Sırasıyla fotoğraf makinesi, tarayıcı ve bilgisayar. Bilgisayar çok aktif olabiliyor. Eğer resmin oluşturulmasında bilgisayara dair bir fırsat olduğunu görürsem o fırsatı kullanıyorum. Stüdyoya birkaç nesne getirerek başladığınızı söylediniz. Peki bu nesneleri nasıl seçiyorsunuz? Patetik bir etkisi olan nesnelerin gerçekten hoşuma gittiğini daha önce de söylemiştim. Bazı nesneler bence sanki bakılmak için yapılmış gibiler. Yani sanki ilgi çekmek o nesnelerin DNA'sında var gibi. Bazıları ise hiç öyle değiller. Bunlar tamamıyla ilgiyi reddeder gibiler ya da sanki bunlarda ilk bakışta keşfedilemeyen bir şeyler var. İşte, işte benim ilgimi daha ziyade bu tarz nesneler çekiyor. Mesela çilekleri bir örnek olarak ele alalım. Bize bunu nasıl yaptığınızı anlatabilir misiniz? Tabii ki. Yani bu iki resmi. Çileklerin fotoğrafları aynı iki negatiften yola çıkılarak oluşturuldu. İlkinde negatiflerden biri diğerinin üstünde, ikincisinde ise alttaki ve üstteki yer değiştirmiş durumda. Burada her şey çilekli şekerlemeleri stüdyoya getirmemle başladı. Bunların masanın üstünde, kameranın önünde adeta bir tarla gibi sıraladım. Ben gerçekten bir fotoğrafmış gibi görünen nesneleri çok seviyorum. Yani çok ikna edici olmasalar da olmaya çalıştıkları şeyin bir taklitçisi gibi duran şeyleri kastediyorum. O yüzden o şekerlemelerin öyle resmini çektim. Aslında sanırım masamda o şekilde bir iki gün kadar beklediler. Sonra da aklıma birden belki de bunların yerine gerçeklerini yerleştirmeliyim gibi bir fikir geldi. İşte o noktada sorun çözülmüştü. Aklıma geleni yaptım. Gidip çilek aldım, şekerlemeleri kaldırdım ve onların yerine gerçek çilekleri yerleştirdim. Sonra da başka bir fotoğraf çektim. O noktada yan yana asılı duran iki tane müdahalesiz fotoğrafa mı sahip olacaktım bir fikrim yoktu ya da aralarında tam olarak nasıl bir ilişki kuracağımı bilemiyordum. Sonuçta ortaya birbirlerinin üstüne binen ve yerlerine geçen bir şeyler çıktı. İsimlerini de tazeler hep hep tazeler koydum. İsmin hep kısmı şekerlemelerden, taze kısmı da taze olan gerçek çileklerden geliyor. Her iki fotoğrafta da aralarındaki zıt ilişkiyi görebiliyoruz bence.